Lucas Torreira İtalyanların kıskacında. İtalyan basını sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını ve özellikle de Mauricio Sarre'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarının önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklife evet diyebilir. Üstelik İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8+3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadroda düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morutan'ın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilen Morutan'a iki büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktı 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Morutan için Parma sarı kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4,2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'dan Angelino bombası. Galatasaray'da gözler sol bek transferinde. Birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim savunmanın solu için önemli bir yıldızla görüşüyor. İngiliz kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray sol bek transferi için 7 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray geçen sezon Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Red Bull Leipzig'in 26 yaşındaki İspanyol sol beki Angelino ile ilgileniyor. Bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyen ve 9 asiste imza atan Angelino için sarı kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralık teklifini verdi. Sarı kırmızılı takımın transfer komitesi bu transfer için 7-8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Bonservisine kariyeri boyunca 42 milyon euro ödenen ve 2 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde Leipzig forması giyen 26 yaşındaki İspanyol sol bek bu sezon kiralık olarak bir başka Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın formasını giydi. Alman basınında yer alan haberlerde de Angelino'nun menajeriyle birlikte İstanbul'a gittiği ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray'dan Borna Sosa hamlesi. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Sarı kırmızılıların başarılı sol bek için ayırdığı bütçenin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Alman temsilcisi Stuttgart'ın tecrübeli oyuncu için 10 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Stuttgart formasını 30 maçta giydi. Başarılı sol bek bu müsabakalarda 2 kez gol atma başarısı da gösterdi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Borna Sosa 12'de asist üreterek takımına bir sezonda 14 gol katkısı verdi. Stuttgart'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Hırvat futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza atmıştı. Hırvatistan milli takımında 14 maçta oynayan tecrübeli sol bek bir de gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Luka Jović bombası. Galatasaray, Mauro Icardi transferi için büyük çaba sarf ederken bir yandan da alternatif planlar için hareket ediyor. İşte İtalyan basınına yansıyan habere göre sarı kırmızılıların istediği o futbolcu. Finance Viola'da çıkan habere göre Galatasaray geçen yaz Mauro Icardi ile anlaşmadan önce Luka Jovic'i gündemine almış, ancak mali şartlar nedeniyle bu transferden vazgeçmişti. Sarı kırmızılı kulüp Luka Jović için bir kez daha masaya oturdu. Galatasaray'ın Jovic'in menajeri ve çevresiyle tekrar temasa geçtiği ve ekonomik şartları yeniden sorduğu kaydedildi. Luka Jovic'in bedelsiz transfer olduğu Fiorentina'da çok mutsuz olduğu ve ayrılmak için kulübe baskı yaptığı da öğrenildi. Fiorentina'nın Jovic'in tavrı ve yüksek maaşı nedeniyle bonservis konusunda da elinin zayıf olduğunun altı çizildi. Kariyerinde Kızıl Yıldız, Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplerde olan Jović, 2019 yılında 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid'de beklenen etkiyi gösteremeyen Luka Jović, 2022 yılında Fiorentina'ya bedelsiz imza atmıştı. Renato Sanches Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanches için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanches, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu, bu kez de Fransız ekibi Lille kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanches, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.